Mantı yapıyorlar. Orada burada toplanıyorlar. Yani Kayseri'de mantı örneğini verebilirim. Üçüncü olarak da lebalep örneğini verebilirim. Ölen ölecek, kalan kalacak. İşi olmayan da burada, işi olan da burada. Ben yaklaşık bir yıldır evden çıkmıyorum. Türkiye'de vaka artışı hız kesmeden devam ediyor. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına vaka artışını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Vallahi kızım, bizim toplum biraz vurdum duymaz yolduğunu görüyorum. Sorumluluğunu bilmiyor. Hiçbir fedakarlıkta yapmadığını görüyorum. Bundan dolayı da artışı devam ediyor. Bir de tabii aşılarımızın olmaması ayrı bir eksiğimiz var. İnşallah başımıza gelir de toplum, ben anlamıyorum yani, çok vurdum duymaz. Ya bunun önüne geçebileceğimizi düşünmüyorum. Ama elimizden gelen tedbir almamız gerekiyor. Yani Allah'tan eğer ki bu virüsün önüne geçmek gelmezse bizim pek bir şey yapabileceğimizi de düşünmüyorum yani. Neden? Yani bildiğim kadarıyla toplamda dünya nüfusunda bulaşan virüsün miktarı 5 grammış. Ne derece doğru bilmiyorum ama eğer bu doğruysa buna ne kadar önüne geçebileceksiniz ki? Medyadan takip ediyoruz. Biz yurt dışından yeni geldiğimiz için kıyaslama şansımız var. İnanın Türkiye bu konuda daha başarılı. Hollanda ile kıyaslıyorum. Eşim Hollandalı çünkü oranın da durumunu biliyorum. Almanya'ya zaten yakın takip ediyorum. Çünkü orada doğdum büyüdüm ve son 6 ayı orada geçirdim. Ve kıyasladığımda bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye çok daha başarılı altından kalkabiliyor. Tabii ki insanların tutum davranışı çok önemli. Sonuçta bizim elimizde bunun çoğalması veya azalması. Toplum olarak biraz hafife alıyor gibiyiz. Onu da şeye bağlıyorum. Hani medyada diyorlar artık aşılamaya başladık, yavaş yavaş sayılar indi, sarı olduk, mavi olduk gibi gibi insanlara bir cesaret veriyor. Bu cesaretle insanlar daha fazla dışarıya çıkıp bulaşı birazcık daha fazlalaştırıyorlar diye düşünüyorum, şahsi görüşüm. Birincilikte cahil bir toplumda yaşıyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Samsun'da bir mahallede mahallenin yarısı koronayken hiç kimseye söylemeyip bütün mahalleyi karantinaya altına almışlardı. Bu birinci örneği. İkinci olarak Kayseri'de mantı örneğini verebilirim. Üçüncü olarak da lebalep örneğini verebilirim. Zaten dün 7. olan konseyinden sonra Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldı o insanlar. Yani ne kadar da kuruldaki üyelere test yapsanız da oradaki insanların da korona olduğunu biliyoruz. Yani ne diyebilirim ki buna? Yani ironik bir iktidarda yaşıyoruz. İronik bir ülkede yaşıyoruz. Tek düşüncem bu. Yani şöyle bir şey, Kayseri'nin oturması, günleri, işte kınaları, şunlar bitmediği sürece olmayacak zaten. Yasaklar geliyor, kimse uymuyor, herkes dışarıda. Yani zor bir süreç Kayseri için. Gerçekten mantı yapıyorlar. Orada burada toplanıyorlar. Yani Kayseri için gerçekten zor. Şu an kırmızıdayız zaten. Yani bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun. Bunun önüne yani sanmıyorum geçirebileceğini diyorum ya, hani kadınlar özellikle hiç uymuyor. Kayserili kadınlarımız bunlara hiç uymuyor yani. Kim gezmeye gitse hiçbir şekilde durmuyorlar. Durmadıkları için de bu süreç böyle devam edecek yani, zorlanmaya devam. Vallahi herkes de tedbir alabilmesi için önce karnının tok olması lazım. Herkes acı olduğu için yapacak bir şey yok. Böyle gidecek. Ölen ölecek, kalan kalacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorum? Yeterince bilinçli olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü insanlar, işi olmayan da burada, işi olan da burada. Ben yaklaşık bir yıldır evden çıkmıyorum. Şu an işe gittiğim için çıkmak zorundayım. Ya bilinçsiz insanlar, başka bir şey değil. Hayatlarını risk atıyorlar. Nasıl önlenebilir? Nasıl önlenebilir? Bence önlenemez.